Ahali! Herkese selamlar dostlar. 16 Aralık ve 17 Aralık Cumartesi Pazar videosu için herkese hoş geldiniz diyelim. Şöyle sizlerden videonun başında artı 600 seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Çok güzel maçlarımız var. İdeal ve yüksek oranlarından skorlarına kadar bahsedeceğim. Beğeniler bizler için önemli ve direkt başlamak istiyorum. Öncelikle bir adet, iki adet maç skoru var. Hem cumartesi hem pazara. Cumartesi maç skoru yarışmasında Nivkes'in maç skoru olur sizlere sorduk. Pazar günü içinde Liverpool'la malı maç skoru olur sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe maçında 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Pendi, İnsanlı, Murat isimli arkadaşlarımız kazandı. Tebrik edelim. Devam edelim. Arkadaşlar her türlü soru, görüşü öneri skor bilen arkadaşlarımız bana Instagram üzerinden yazabilirler. Gruplara gelmek isteyenler veya herhangi bir sorusu olanlar Aynı şekilde Instagram adresimiz, iletişim adresimiz Kangal Bey'dir. buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Devam edelim. Dün gece NBA'de iki adet kuponumuz vardı. Bir tanesi ana kupon, bir tanesi de alternatif kupon ve 2'de iki yaptık. Şöyle ekranda gördüğünüz üzere gecenin kuponları ikisi de kazandı. Toplamda 4 mücadele oranlar 1.42, 1.44, 1.51, 1.51 şeklindeydi. Kazananlara herkese tebrikler, bol şanslar, bereketli olsun diyelim. NBA'de 2'de 2 olarak kapattık. Devam edelim. NBA'de liste yaptık ve bu listeyi ben hatta dedim ki videoya 200 beğeni geldiği zaman herkes açık Telegram grubuna da atacağım dedim ki attım da toplamda 7 adet 7 adet mücadelemiz vardı. 7'de 6 olarak oldu. Bu arada şunu söyleyeyim. Gecenin bombaları kuponlara göre farklı tercihler oluyor. Burada da 7'de 6 yaptık. 2 tane de kuponumuz geldi. Aynı şekilde değerlendiren ücretsiz grup olan herkese de ayrıca tebrikler. Yüksek mislere baktığımız zaman da yüksek misli Avrupa ve normal legal yüksek mislilerimize baktığımız zaman hatta soldan başlayalım. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Karabağ'ın ben galibiyetini Ayaks'ın bir golünü Fenerbahçe'nin de iki gol atacağını düşünüyordum. 1.78 gibi oranı vardı zaten Avrupa'da. Buna dedim ki 600 misli oynayalım kazandık. Onun dışında Real Madrid ile Bayern Münih'in maçı vardı basketbolda. Ev sahibinden 86.5 üst bekliyorduk o da geldi. Ve en yüksek 1200 misli de Fenerbahçe'nin ilk yarıdan galibiyetiydi. Burada o da çok rahat bir şekilde geldi. Fenerbahçe ağır ezdi zaten oyun olarak baktığımız zaman da ilk yarısı 1-0 bitti. Şunu söyleyeyim yüksek misli seviyesinde dün bir tane canlı bahis de yaptım. Mesela ev sahibi 2.5 üst olaraktan da kasayı biz yönettiğimiz için arkadaşlar altını her türlü canlının ve yüksek, yüksek mislinin altına yazıyoruz. Devam edelim. Güyafa Avrupa kombine baktığımız zaman da iki adet kombini vardı. Biri geldi biri yattı. Gelen kombinin ayaksının yarı kazanırı. Beşiktaş maçında ilk yarı beraber bitmemesi yönündeydi. Zagreb mücadelesi temiz geldi. Marsilya maçı var olmadı. O yüzden alternatif kombinemiz de burada başarısız oldu. Devam ettim. Canlı olarak zaten gruplarımızda hafta sonu da ilerlemeye devam edeceğiz. Ve aynı şekilde şov yapmaya devam edeceğiz diye söyleyeyim şimdiden. Ve her herkes açık Telegram grubumuzu açıklama kısmında. Oraya da katılabilirsiniz. Hatta dün neler yaptık ondan bahsedeyim isterseniz diyerekten de ekrandan göstermek istiyorum. Genk maçına ilk maçını ilk kere maç yaptım. Kadroya baktım. İlk kere 1 olarak aldım değerlendirdim. Ondan sonra Fenerbahçe mücadelesini ilk kere 1 verdim. Canlıdan bir 49 gibi orandan değerlendirdim. Ondan sonra Liverpool mücadelesine ilk kere gole girmiştim. E, ev sahibi gol atarsa şaşırmayın. 2, -2. gibi orandan yüksek orandan önerdim. O da geldi. Fenerbahçe ilk yarıyı kazandı. Genk ilk yarıyı kazandı. Devam ettik. Fenerbahçe ev 2.5 üstü verdik. 1.44 gibi orandan. Yüksek misisini yaptık. Fenerbahçe attı. Yüksek mislisi vardı. O geldi. Devam edelim ayak mücadelesine ilk yarı 2.5 üst verdik. Ee, ondan sonra basketbol vardı devam ettik. Real Betis maçına ilk yarı 3.5 üst verdik. Beşiktaş mücadelesine ilk yarı gol geldik. İlk yarı 1.5 üstler falan derken dün canlı şov yaptık. Kazanç sağlayan herkese sevdikler. Bu şekilde hafta sonunda ilerleyeceğimizi belirtelim. İsterseniz başlayalım. Artı 600 beğeni bekliyorum. Sizlerden geleceğini de düşünüyorum. Hızlı bir anlatımla 12 mücadelem var. Cumartesi pazar tek video. İlk mücadelemiz Osnabürk ile Hertha Berlin mücadelesi. Hertha Berlin şunu söyleyeyim 3-4 haft haftaya önce kadar liderliğe oynuyor Hertha Berlin. ikinci sıradaydı. Puan kayıpları var. Rakip burada zayıf. Rakip gerçekten zayıf. Ben burada Hertha Berlin tarafındayım. Hertha Berlin bu mücadeleyi kazanır bence. Ki Osnabürk'ün hem deplasman karnesi hem de Hertha Berlin'in önünde. Ve bu sene tekrardan Bundesliga'ya yükselmek istiyor yükselmek istiyorlar. Oran yeterli diyenler burada doğrudan her galibiyetini alabilir. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler ben ideal seviyeye çıkarttım. Maç sonu 1.5 küs yaptığımız zaman da 1.40'ın üstüne atabiliyor. Zaten 1.41 1.45 bandlarına oran atıyoruz. Onun dışında bu da bana yetmez diyorsanız da 2.5 üstüne 1 yaparsanız da oranı bir 1.70 bandına kadar da çıkartabilirsiniz. Ben burada her tarafında olduğumu söyleyeyim. Bochum'la Union Berlin karşılaşması. Union Berlin'e geçen hafta galibiyetini aldırdım ben. Sizlere demiştim bu hafta da değerlendireceğim. O maçı izlemiştim. Real Madrid maçını izledik. Real Madrid maçında 2 tane gol attı. Bochum'la oynayacaklar burada. bohumda kendi evine burada illa ki zaten çok fazla savunma yapabilen bir takım değil. Union Berlin üstüne de çıkacaktır. Onlar da pozisyon bulacaktır. Ben burada Bochum'dan da gol bekliyorum ve öncelik olarak da zaten Union Berlin tarafından gol bekliyorum. Bundesliga'da o çıkış sürebilir açıkçası. Burada KG var oranı 1.50 bandında oranı var zaten. 1.52 gibi 1.50 oranı var mücadelede karşılıklı gollerin gelmesini bekliyorum. KG var olarak değerlendirdim. İdealden. Bir de yüksek orandan da arkadaşlar. iki küsür orandan da. Union Berlin'den zaten bir gol beklediğimizi söylemiştik. Ve deplasmanın bir buçuk üstü. Yeni teknik adam gelmiş. Bildiğiniz üzere ilk mücadelesi kazandı. Burada iyi oyunu çıkış devam edebilir. Deplasman bir buçuk üstü olabilir. Benim skor beklentim burada. 2 birlik bir Union Berlin'in galibiyeti deplasmanda da olsa. Newcastle United'la Fulham karşılaşması. Çok güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bunun da hatta bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz. Ben burada Newcastle'ın Milan maçını da izledik. Takım haliyle yorgun ve son haftalarda 3-5-4 iç acımadan çok fazla gol atan bir Fulham takımı var. Newcastle burada tabii ki üstüne basacaktır. Çok da pozisyon vermemeye çalışacaktır Fulham tarafına. Fakat geçiş oyunuyla birlikte veya sağdan sola atılan diagonal paslarla birlikte Fulum tarafı pozisyonlara girebiliyor. Mücadele genelinde ben 3 gol bekliyorum. 2.5 üst olarak değerlendirdim. 2.5 üstün oranında 1.50 bandı oranı var. Tek tercih bu mücadele genel gelecek 3 gol. Fulum tarafından da gol gelebilir. Yani ben genele 2.5 üst aldım burada. Bournemouth'la Luton Town mücadelesi. Bournemouth son mücadelesinde deplasmanda Manu'ya 3 attı. Gerçekten duran topları çok iyi değerlendiren bir takım. Duran toplardan gollere bulmaya devam ediyor ve iyi de gidiyor şu an Premier Lig'de. Kötü giden bir Luton Town var. Ben burada iyi olan taraftan olacağım ve ritmi yükselmişken ve form durumu ve moral açısından da ee, zirveye ulaşmış bir Bournemouth takımı var. Ben burada Bournemouth'un kendi evinde atacağı 2 gole idealden değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.40 bandında oranı var. Ben zaten buradan tek başına Bournemouth'tan 2 gol bekliyorum. Burada Luton tam da karşılık verebilir veya Bournemouth takımı 3'ü de bulabilir burada. Manuel Deplasman'da 3 atmış. Eğer 2.5 üstünde 1 yaparsanız da oranı da burada çok fazla yükseltmiş olursunuz. 1.90 ayarına kadar da çıkartmış olursunuz. Mücadele genelinde idealden Bournemouth'tan 2 gol bekliyorum. 2.5 üstünde 1 olursa da yüksek orandan 1.90 gibi orandan sizlere önermek isteyelim. Atletik Bilbao ile Atletico Madrid mücadelesi günün en... Yani bir nevi çok zor bir mücadele, bir nevi de çok keyifli olabilecek bir karşılaşma. Bilbao takımı gerçekten kendi evinde iyi oynuyor. Yani burada dişe diş bir mücadele olacaktır. Her iki takımdan da birer gol bekliyorum. Benim bu maçta skorum doğrudan bir birlik, bir beraberlik. Bir bire göre ne alabiliriz tabii ki? idealden bir karşılıklı gelecek goller alınabilir. Bir 50 küsür bandında bunun oranı var. KG var bekliyorum. Bir birde skor bekliyorum. Benim burada idealim dediğim gibi her iki takımda bulacağı pozisyonlar özellikle Atletico Madrid'in son dönemlerde, son 2-3 yılda bu defansif futbolunu bozup golcü kimliğine ulaşması. 1-1 skor beklentim var. Maç sonu 0'da 2.98 98 zorlandan sisteme atılabilir. 1-1'de skor beklentim var. Kaç kere 1-1 dedim. Gelsin şu 1-1. Leipzig ile Hoffenheim karşılaşması. E, bu maçta da ben Leipzig tarafındayım. Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Galip geldi. Yani o maçta e, Openda'yı dinlendirdi. Xavi Simonsu dinlendirdi. Birçok ismi dinlendirdi. Özellikle hücum anlamında. Sonradan girdiler. Dakika 74'te mi girdiler zaten. Yol oynamışlar mücadele. Hopanay oynayacaklar? Ben burada Leipzig'in çok zorlanacağını düşünmüyorum. Leipzig'in galibiyetini bekliyorum ben burada. Tek tercih en az 2 gol ataraktan da Leipzig'in kazanmasını bekliyorum. 1.40 vatlarında oranı var. İsteyenler 2.5 üstünde 1 de yapabilirler. Ama ben burada Leipzig tarafındayım. 1.5 üstünde Leipzig galibiyeti. En az 2 gol ataraktan da Leipzig'in burada galibiyetini bekliyorum. Pazara geçtik. Pazar için de aynı şekilde 6 adet mücadele ve zorlu maçlar var arkadaşlar. Sizlerden aynı şekilde 6 yüz seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Beğenilere eksik etmeyin lütfen. Gelirse seviniriz. Arsenal ile Brighton karşılaşması. Yine bu maçında maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Ben burada Arsenal tarafındayım. Arsenal'ın bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Brighton tabii ki belalı bir takım. Yani burada sürpriz yaparsa da şaşırmamak lazım. Onlar bir maç oynadı bildiğiniz üzere. Arsenal'da oynadı. Gerçi de Brighton daha dün maç oynadı. Bir gün sonradan oynanan hatta iki gün sonradan oynanan bir karşılaşma. Takım haliyle biraz yorgun olacaktır. O mücadelede Marsilya'ya karşı galip gelerekten de son dakikalarda gelen golle birlikte lider olarak çıktı ve çok güzel bir sevinç vardı. Ama ben burada iyi oynayan tarafın Arsenal olduğunu düşünerekten de ev sahibi Arsenal'ın burada kendi evine iki gol atmasını bekliyorum kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Benim burada skor beklentim 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti. Brighton'a destek verebilirler. Biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler de yine aynı şekilde burada 2.5 üstüne bir yaparsa oranı 1.80 bandından da değerlendirmiş olur. Brentford'la Aston Villa karşılaşması. Aston Villa'nın son oynamış olduğu maçlar endevini Arsenal'e devirdi. Leicester City devirdi ve gol daha yemedi. En son deplasmanda oynadığı bir Avrupa mücadelesi vardı. Yedek kadroya çıktılar ki oradan da beraberlik aldılar. 1-1 bir bir gibi bir skorla. Brentford'da oynayacaklar. Ben burada Brentford'ın da oyuna girmesini bekliyorum ki zaten. Yani Aston Villa'da 1.88 gibi olan açmışlar. Ben burada Brentford'ın da oyuna girerekten de ki Aston Villa'dan da bekliyorum. Bu arada Aston Villa kalecisi Martinez inanılmaz işler yapıyor. Yani güzel işler çıkartıyor. Oynamış olduğu maçlarda özellikle Arsenal mücadelesinde çok iyiydi. Mücadele bir karşılıklı gelecek goller idealden değerlendirme altına alınabilir. KG var olarak tek tercih olarak değerlendirdim. Diğer mücadele Marsilya ile Clermont mücadelesi. Marsilya tarafında arkadaşlar inanılmaz bir form yükselişi varken Bright son Brighton mücadelesinde dep basmanla son dakika değmiş olduğu golle kaybetti. Takım haliyle biraz yorgun olacaktır. Burada acaba 4.5 altında bir mi yapsam dedim de ben Marsilya'nın burada yine oynamış olduğu kendi evinde taraftar önünde oyuna güvenerekten de Marsilya tarafının atacağı iki golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst olarak değerlendirirseniz oranı idealden alabilirsiniz. 1.37 gibi bandından. Yine aynı şekilde e Marsilya tarafından 2 gol bekliyorum. Clermont tarafı da atabilir. Bu arada Marsilya da gol yemiyor değil, gol de yiyor. Ama iyi bir oyunla domine etmek isterse Marsilya burada handikapta neden atmasın? Diyelim. Handikapın oranı 1.90 gibi. Orandan yüksek oranlarına sizlere alternatifini önerelim. Liverpool'la Manchester United karşılaşması. Bu maçın da maç konusu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Zor bir mücadele. E, <laughs> çok pardon. En azından şöyle söyleyeyim ben. Yani Liverpool açısından kolay bir mücadele. Ben, ben de Liverpool'un kazanmasını bekliyorum. Ama arkadaki verilen boşluklarla birlikte burada United tarafı değerlendirebilir. Hölund da mesela oynamış olduğu 12 Premier League mücadelesini hiç gol atamadı mesela. Yani United tarafı gerçekten sıkıntılı bir durum yaşıyor. Ben burada Liverpool'un kazanmasını bekliyorum. Skor bağlamında 3-1 ayarında bir Liverpool galibiyeti. 3-1 oranla burada idealden tek tercihim olacak sizlere. 2.5 üstünde bir Liverpool galibiyetini tek tercih olarak öneriyorum. He, biraz da oran yükseltmek isteyen olursa ev sahibinden 2 gol bekliyoruz zaten. Benim skor beklentim 3-1 olduğunu söylemiştim. Ev sahibi 2.5 üst yaparsa oranda 1.62 bandına da yükseltebilir. Değerlendirecekler bol şanslar. Bayern Leverkusen'le Frankfurt mücadelesi. Frankfurt'ta son mücadelesinde ligde oynamış mücadele Bayern'i 5 attı. Oyun onun özgüveniyle birlikte oynayacaktır ki Leverkusen burada üstüne çok çıkacaktır. Leverkusen'le Frankfurt'ta hafta içinde mesai yaptılar. Tabii ki Leverkusen burada kazanabilir fakat ben burada Leverkusen'in gol yemesini de bekleyeceğim. Mücadele tek tercih olarak karşılıklı gelecek golleri değerlendirdim. Yani Frankfurt tarafından çok fazla gol beklenmiyor. Tek başına zaten Frankfurt'un tek golüne ne oran açmışlar acaba? Bakalım birlikte. Deplasmanı 1.42. Biz burada ne yapalım biliyor musun? KG var boş verin. Frankfurt'un hatta ben de kendim defterimden değiştiriyorum. Deplasman 0.5 üst. Yani Frankfurt'un burada atacağı bir golü değerlendirelim. Ben burada Frankfurt'un gol bulmasını bekliyorum. Bayern Münih ile Stuttgart karşılaşması. Mücadelede ben Bayern Münih'in tabii ki önde oynayacağını ve Stuttgart'ın da maça girmesini bekliyorum. Tabii ki idealden tercihinden var tercihini burada alabiliriz. Tabi oran 1.32 bandlarında oranı biraz daha yükseltmek adına var ve üst yaparsanız da idealden bir 40 bandına çıkartabilirsiniz. Ben KG olarak aldım. Yüksek oranlarda var ve üst olarak değerlendirdim. Stuttgart'ın da mutlaka Bayern kalesinde pozisyonlara girmesini bekliyorum. Ki Bayern birlikte son mücadelesinde bildiğiniz 5-7. Onun da şey, acısıyla birlikte ekstradan bir oyun oynayacaktır. Öne çıkacaktır. Stuttgart'ta pozisyon bulacaktır. Var ve üst de burada değerlendirilebilir. Cumartesi pazar için sizlere arkadaşlar Toplamda 12 tane 12 tane mücadele verdim. İdeal yüksek oranlardan. İdeal kombine henüz çıkarmadım ama çok güzel maçlar. Sizlere güveniyorum. Kendi çıkaracağınız kombinler mutlaka vardır. Ben kombinleri henüz oluşturmadım fakat hafta sonu için gruplarımızda paylaşacağız. Hepiniz oraya da bekleriz. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.